iken sayın adı güzel adına da söylemiş olayım. Tarım Bakanı'na da ve Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenelim. Fındık geçen sene amele parası 750 liraydı. 110 liradan satılıyordu. Bu sene amele parası 1500 lira 110 liradan satılıyor. 100 liradan satıldı. 60 liraya satıldı. Kokorçadan dolayı beyefendi yürüyüş de yaptı. Tarım Bakanı'na Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sesleniyorum. Fındığı acilen en az 200 lira yapmaları lazım. Bir sigara bile almıyor. Evet. Doğrudan gelir desteği 10 yıl önce 170 liraydı. 80 litre mazot alıyordu. Doğrudan gelir desteği 10 yıl sonra hala 170 lira 4 litre mazot almıyor. Dolayısıyla ordular olarak bu vesileyle sayın vekilimle birlikte Tarım Bakanı'na, Erdoğan'a, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sesleniyoruz. Fındık 200 lira olmalı. Hele Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürüne sesleniyorum. Fındığı satacağım satmayı düşünüyorum diyecek olursa dahi 200 liradan aşağı satacağım demesin ki o fındık avcıları, fındık vampirleri nasıl olsa fındık gelmese de ben toprak mahsullerinden ucuza kapatırım demesin ve fındık değerini bulsun. Geçmesi, Adalet Bakanlığı'na bir yazı göndermesi. Bunlar ne anlama geliyor Cemal Bey? Ağam bizimle eğleniyor. Şimdi <laughs> Hakikaten insan şaşkınlık içerisinde kalıyor. Şaşırıyor. 22 Ekim'de ne söylediysem aynı noktadayım. Aynı yerdeyim. 22 Ekim'de ne söyledi Sayın Bahçeli? Terörist başı Abdullah Öcalan meclise gelsin dem grubunda konuşsun dedi. Bugün ne dedi Sayın Bahçeli? Dem İmralı'ya gitsin grup toplantısını orada yapsın dedi. O anlama geliyor da. Dem grubu dedi. Yüzde görüşsün Gitsin dedi. Gitsin İmralı'ya. Şu grubu an o gelemeyeceği o... için. O gelemeyeceği için. Şimdi dolayısıyla 22 Ekim'le aynı noktada değilsiniz. Bu bir. İkincisi, bu konuşmanın devamında demin hala PKK ile ilişkisi olduğunu, hatta CHP'nin PKK'lılarla, PKK teröristlerle ilişki içinde olduğunu söylüyor. Pekala İmralı'da ziyarete gidirilecek olan kim? Tonton dede mi? Minnoş Apo mu? İmralı'da ziyarete gidilecek adam kanlı katil Apo. Terörist başı. PKK'nın lideri. PKK'nın önderi. Onların ifadesiyle Serok Apo. Yani siz kimi nereye gönderiyorsunuz? Gönderdiğiniz kim? Yahu hakikaten ağam bizimle eğleniyor diyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partili ürkücüler bunu kabullenmiş olabilirler. Bunu içselleştirebilirler. Ama ben yıllarını Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermiş bir Cemal Engürt olarak sorguluyorum. Ne demek kanlı katil Apo'ya dem gitsin? Veya meclise kanlı katil Apo gelsin? Hem terörist başı diyorsun hem de diyorsun ki gidin görüşsün. Kiminle görüşülüyor ya? Ya Dedim ya Tonton dedeyle mi görüşmeye gidiyorlar? Kanlı katil terörist başıyla görüşmeye gidiliyor. Bu durumda PKK'lı olmuyor mu bu arkadaşlar? Demliler buraya gittiler. PKK'nın başıyla görüştüler. Dediler ki döndü şunu söyledi dediler. Neye göre inanacağız o zaman? Ancak bir şekilde inanabiliriz. Orada dem bir grup kurmalı. Grup toplantısı yapılmalı. TRT bir de canlı yayınlamalı. TRT bir için sorun mu bu? Sorun değil. TRT zaten vazifesi bu. TRT Abdullah Öcalan'ın mektubunu yayınlar. TRT kanlı katil Osman Öcalan'ın televizyona çıkarılmasına sebep olur yayınlar. E dolayısıyla ben de el yükseltiyorum. Özgür Özel'in el yükseltmesi gibi değil. Diyorum ki dem İmralı'ya gidince orada bir grup toplantısı yapsınlar. Grup toplantısında kanlı katil terörist başını konuştursunlar. O zaman Türkiye olarak dinleyelim. Sayın Bahçeli'nin esas yapması gereken çağrı bugün buydu bence. Yani Sayın Bahçeli demeliydi ki dem oraya gitsin değil. Çünkü dem gittiğinde görüşme ikili olacak değil mi? Tutanak tutulabilir belki. Dem gidecek mi peki? İşte oraya da geleceğim. Dem gittiğinde tutanak mı tutacaklar, görüntüye mi alacaklar, kayıt mı yapacaklar bilemiyoruz. En makul bence teklif dem grup toplantısını orada yapsın kanlı katili de meclise getirme yerine orada konuştursun. Bütün Türkiye dinlesin. Ve Sayın Bahçeli'nin de o arzusu gerçekleşmiş olsun. İlk çağrının tersi olmuş oluyor Tabii, aslında. Tabii. İlk çağrının tamamen tersi. Zaten şu andaki de tamamen tersi ilk çağrının. İlk çağrı tekrar söylüyorum. Terörist başı kanlı katil Apo Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin. Bizim tavrımız sert olunca yani beni hepsi tanır bilirler. Ben can verir can alırım diye boşuna demedim. Onlar da bunu bilirler. Getirmeye hiçbir baba yiğitin gücü yetmez dedim. Öyle bizi ufak görmeye kalksa da aslanların falan dese biz aslanız hakikaten. Aslanız yani bozkurt olduğumuz kadar aslan yanımızda var. Kimse o kanlı katil Apo'yu meclise getiremez. Getiremeyecek. Kimsenin gücü yetmeyecek. Şimdi teklif döndü. Demir İmralı'ya gitsin. Peki Pekala. Sorgulanması gereken MHP'li, ülkücü, bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Sayın Bahçeli demi hangi sıfatla İmralı'ya gönderiyor? Sayın Bahçeli Adalet Bakanı mı? Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanı mı? Sayın Bahçeli Bakanlar Kurulu'ndan alınan kararların üstü mü, amiri mi? Eğer öyleyse o zaman hemen deme izin verilmeliydi bugün. Madem Sayın Bahçeli demi İmralı'ya gönderecek kadar ve göndermeyi teklif edecek kadar ve hatta tekliften önce sonra da ne diyor? Geçsin görüşsünler diyor değil mi? Evet. E görüşsünler dediğine göre bu kadar iddialı konuştuğuna göre demi gönderecek gücün de var demektir bu. Dem de bunun üzerine ne yaptı? Bir saat sonra Adalet Bakanlığı'na yazılı dilekçeyle başvurdu. Biz İmralı'ya gitmek istiyoruz dedi değil mi grup olarak? O zaman ben bunu yorumlama yerine şimdi Sayın Bahçeli'den deme müsaade çıkarmasını bekliyorum. Eğer iktidar müsaade etmezse Sayın Bahçeli'den kükreme bekliyorum. Ey iktidar ben barış istiyordum. Ben kardeşliği tesis edecektim. Ben hatta bu teröristlerin silah bırakmasıyla ekonomi düzelecek, işsizlik ortadan kalkacak, kardeşlik gelecek dedim. Ama siz düzeni bozdunuz deyip çok sert bir tepki göstermesini bekliyorum ileriki aşamada. Dolayısıyla bu açıklamalar tekrar baştan da bir önceki haftada söyledim. 22 Ekim'den bu tarafa söylüyorum. Sayın Bahçeli bu açıklamalarıyla gündemi hep değiştiriyor. Şimdi MHP'de bir genel başkan diyor ki eğer terörist başı silah bırak derse ve onlar da silah bırakırsa ekonomi düzelir, işsizlik ortadan kalkar. O zaman biri yine bizim aklımızda oynuyor. Türkiye'de terör mü var? Yani en son Süleyman Soylu diye bir adam 70'in altına düştü terörist sayısı demişti. Ve Türkiye'de işte son TUSAŞ saldırısını da e, sayarsak öyle elle tutulur son 6-7 yıldır ya da 5 yıldır böyle sokakta bir terör eylemi insanları korkutan işsizliği artıran ekonomiyi çökerten bir terör eylemiyle karşı karşıya değiliz. PKK eylem yapamıyor Türkiye'de. Bırak eylem yapmayı. PKK kayyum atanan belediyelerinin önüne insan toplayamıyor. Nasıl insan? Aslı düşünebiliyor musun? Yani insan toplayamıyor ya. Yeterince tepki gösteremiyor. Şimdi burada terörün sebebini işsizlik ve ekonomi diye değerlendiren arkadaşlar ve ısrarla bu İmralı dem görüşmesinde ısrar eden arkadaşlar emin ol Bakın biz hemen konuya girmeden Mustafa ile fındığı söyledik ki çünkü fındığı konuşmamızı istemiyor ki bu arkadaşlar. Çiftçiyi konuşmamızı istemiyor ki bu arkadaşlar. Ekonomiyi konuşmamızı, kademeliği konuşmamızı, staj çırak mağdurunu, mülakatta hakkı gasp edileni işte biz yine birazdan konuşacağız. Evet, İkili olunca bakacağız. kreşi mureşi falan konuşacağız. E şimdi ben hep soruyorum. Sayın Bahçeli 22 Ekim 22 Ekim'den bu tarafa sürekli dem gelsin, Terörist başı gelsin. Yahu Milliyetçi Hareket Partisi bir parti. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlara da sesleniyorum. Yahu etmeyin. MHP'li arkadaşlar sizin çocuğunuz yok mu iş aç bekleyen? Ekmek bekleyen, işe girmek isteyen? KPSS'de kazanıp da mülakatta elenen çocuğunuz yok mu? Milliyetçi Hareket Partisi niye hiç çöpte ekmek toplayanları gündeme getirmez? Milliyetçi Hareket Partisi niye pazarda sebze artığı toplayanları hiç gündeme getirmez? Böyle bir dertleri yok mu? Milliyetçi Hareket Partisi kademeden bir günde 17 yıl kaybeden MHP'li gençlerin yani bırak diğerlerinin adı bir sürü MHP'li var bunların arasında. Onların hakkını niye savunmaz? Emeklilikte 5000 prim, prim günü üzerinden emekli olmayı düşünüp de olamayan insanların hakkını MHP niye savunmaz? MHP gazi sayılmayan 23 bin tane vatan evladı var. Mustafa Bey de geçen dönem mecliste milletvekili. Onlar da kanun teklifi verdi. Biz de kanun teklifi verdik gazi sayısınlar diye. MHP hepimizden önce bu işi sahiplendi. Devlet Bahçeli dedi ki ben gazi sayılmayan kardeşlerime müjde veriyorum yıl 2020. 1 Eylül'den 1 Ekim'den itibaren gazi sayılacaklar dedi. 4 yıl geçti. Niye bunları gündeme getirmez? Uzman çavuşlar bir dönem MHP'nin İzzet Ulvi Yönter en fazla ilgilenen milletvekili. Niye kadro almaz hala? MHP niye bu konuda iktidara bir tavır koymaz veya sözleşmeli eller var. sözleşmeli eller ee, karayolları bittikten sonra doğrudan devlet Tabii ki 7 yıldan sonra gerekiyor. atanamayan Kanunu uzmanları biz var. çıkarttık mecliste. biz görevimizi tabii. milletvekilleri yaptık ama yönetmeliği savunma bakanlığı yayınlamadığı için çocuklar çok önemli işe araya girdi Cemal Kusa bakma. Şimdi sınır boylarında terörle mücadele en ön safta bu çocuklar şehit veriyorlar, gazi oluyorlar. 7 yıl sonra görev daha yapan çünkü sözleşmelerin süresi Tabii. 7 yıl. Sonra ne yapıyorlar biliyor musun? Devlet alınmayınca, memur olmayınca, kanunu gereğini yapılmayınca kuaförlük yapıyorlar, çaycılık yapıyorlar. Şimdi o var... devletin gazisine çaycılık yaptırıyor. Mustafa Bey, şimdi bakın kara yolları, kar yağdı. Şu an karda, kışta biz şurada program yaparken, evimizde sıcak ortamda otururken o yollarda insanlar buzda ölmesin diye o kar yığınlarını temizleyen On binlerce karayolu işçisi var evet. taşeron. Söz verildi yapılmadı. Belediye zabıtaları var taşeron. işçiler var taşeron. İnfaz koruma memurları var ya. Sözleşmeli infaz koruma Ama memurları bunlar niye MHP'nin gündeminde Şimdi, de değil MHP diyorsunuz? MHP'nin bunların hiçbirisi gündeminde değil. Hı -hı. MHP bizi bir ay aşkın zamandır APO denen kanlı katil gelecek mi gelmeyecek mi? Ya ya bunların bakıyorsun hakikaten mesela geçen Hulusi Akar diye bir adam bu ülke genel kurmay başkanlığı yapmış. Adam milli savunma bakanlığı yapmış. Adamı görünce adam zannediyordum. Hakikaten ben de çok değer veriyordum. Kıymet veriyordum. Abi diyordum. Herif diyor ki 6 saatte diyor Avrupa işgal edildi. İsrail bizi niye işgal etmesin diye konuşuyor. Bak gündeme bak Aslı geldiğimiz gündeme bak. Yani ülkede Milli Savunma Bakanlığı yapmış, 40 yılı aşkın askerlik yapmış bir adam İsrail'in bizi 6 saatte işgal edebileceğini söylüyor. Yahu İsrail kim ya? Kim İsrail ya? Değil İsrail ya Amerikası bir olsa ne yazar ya? Biz yedi düvele karşı Mustafa Kemal Atatürk ve askerleriyle yedi düvele karşı savaşmış, yoktan bir ülkeyi yeniden kurmuş, cumhuriyeti kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı yapmış adam gündemine bak ya gündemine. Zaten gündemi de ya pastırma yerken var ya sucuk yerken var. Ya da böyle bize akıl verirken hakaret ederken var. Şimdi de bütün Türk milletine hakaret ediyor. Peki. Niye bunların gündeminde çünkü Türkiye yok. Hı hı. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'ye benim çağrım yarın şu olacak. Demlilere izin verilmezse ne yapacak? İzin verilmezse demlilere şimdi Sayın Bahçeli ne yapacak? Demliler izin alınır giderse o görüşmeden nasıl haberdar olacağız? Tutanak kabul etmeyiz. Kanlı katil Apo bize şunu dedi denilmesini kabul etmeyiz. Ben de teklifte bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir milletvekili olarak bütün Türk milleti adına teklifte bulunuyorum. O zaman demliler grup toplantısını İmralı'da yapsınlar. TRT'nin zaten işi bu. TRT'nin işi muhalefete hakaret etmek, TRT'nin işi muhalefeti konuşturmamak, TRT'nin işi AKP'nin borazancılığını yapmak. TRT'ye bu yakışır. Yakışacağına da eminim. Kanlı katil Apo'nun grup toplantısı yaparak konuşmasını bütün Türkiye'ye yayınlasınlar da biz de görelim. Apo silah bırak mı demiş, bırakma mı demiş, çözüm nedir demiş, Apo'ya ne söz vermişler, Apo onlara ne demiş. Bunları da bilmek o zaman Türk milletinin de hakkı. Hı hı. Bugün DEM Parti grup toplantısında da aslında Tuncer Bakırhan böyle söyledi. Biz... Öcalan ne diyecek biz bunu kendinden duymak istiyoruz dedi ama öncesinde Mustafa Bey tabi e, Sayın Bahçeli'nin çağrısı oldu. Orada da hatta e, bugün işte meclis muhabirleri de sordu dediler ki efendim siz dün böyle bir dilekçe hazırlamışsınız. E Sayın Bahçeli de sabah böyle bir çağrı yaptı. E, aradan şimdi bir saat geçti siz Adalet Bakanlığı'na e, başvuru, başvuru yapıyorsunuz. Bir irtibatınız mı var eş güdümlü bir hareket mi denildiğine de, hayır böyle bir şey katiyen Nasıl yok dedi. Nasıl yok hayır diyor Aslı. E, Tuncay Bakırhan'ın ifadesi o Tuncay şekilde. Tuncay Bakırhan'ın ne dediğinin önemi yok. Dem bir gün önce dilekçe hazırlıyor. Sayın Bahçeli 10.45'te televizyona çıkıyor. Dem İmralı'ya gitsin diyor. 11.05'te söyledi. Dem, Dem İmralı'ya gitsin, gitsin diye. diyor. Dönüyor bir saat sonra da demliler Adalet Bakanına yazdıkları dilekçeyi veriyorlar. Biz İmralı'ya. Evet. Ya kimin aklıyla oynuyor bunlar ya? Yani Sayın Bahçeli bugün Ahmet aga gelip görüşebilirim demedi mi? Sayın Bahçeli Ufuk Uras'la görüşüp makam aracıyla Ahmet Türk'e göndermedi mi? Bu görüşmelerde ne oldu ya? Ne konuşuldu Aslı? Ahmet Türk'e giden Ufuk Uras Ahmet Türk'le ne konuştu? Hani Sayın Bahçeli ile konuştuklarının bir kısmını anlattı da Ahmet Türk'le ne konuştu? Ne mesajı götürdü Ahmet Türk'e? Ve Ahmet Türk nereden Ahmet Aga oluyor ya? Ahmet Türk adamı kayyum atayarak PKK'lı diye görevden alıyorsunuz. Sayın Bahçeli önüne geleni PKK'lı terörist yapıyor. Tunceli'den kayyum olarak alınanı terörist diyor. Batman'da görevden alınana terörist diyor. Halveti'de görevden alınana terörist diyor. Esenyurt'ta görevden alınana, Ovacık'ta görevden alınana bunlar terörist PKK'lı diyor. Abi Mardin'deki Ahmet Aga oluyor ya. Nasıl evet. oluyor Ahmet Aga? Ahmet Aga da aynı 6 yıl 3 ay aldı terör örgütüne yardımcı olmaktan. O da kayyum atandı görevden. Dolayısıyla aslında lafın arasında senin söylediğin Tuncay Bakırana sorulan soru esas bu ilişkinin Türk milleti tarafından görülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ne oluyoruz arkadaş? Ahmet Türk'le kim ne görüşüyor? Ufuk Uras ne götürdü oraya? Hem de MHP'nin makam aracıyla gitti Ufuk Uras. Evet. Şimdi ne o götürdü? Zaman, Bunların e... ortaya çıkması lazım. Ahmet Türk Çünkü bu hiçlere girince biz de çıkamayacağız buradan yani. Özür dilerim bakın. Sayın Bahçeli bugün esas çok farklı bir şey söyledi. Aslı. Gazetecilere ve gazete patronlarını evet. tehdit etti. Tehdit etti. Tehdit tek etti. tek not alıyoruz. Yani dedi. Tek, tek, tek tek not, de, not alıyorum. getireceğiz." dedi. "Tenhada" dedi. "Sizin için iyi olmayacak." Bunu niye diyor? Efendim diyor, siz çıkıyorsunuz Halk TV'de, Sözcü TV'de, işte muhalif kanallarda diyor. Öyle fazla da yok zaten. Beni eleştiriyorsunuz, MHP'yi eleştiriyorsunuz diyor. Bunun hesabını vereceksiniz. "Ya arkadaş" O zaman şöyle yapalım. Bizi tenhada döveceğine ya da öldürmeyle tehdit edeceğine gönder adamlarını. Şurada karşılıklı tartışalım. Niye medeni insanlar gibi konuşmayalım? Biz senin Halk TV'deki yorumcular. Ben hepsini tanırım. Kürşat, vatan millet sevdalısı. Murat Ağrı, vatan millet sevdalısı. Barış Terkoğlu, vatan millet Atatürkçü. İsmail Saymaz, vatan millet Atatürkçü ne eksiğini gördün? Yani şimdi bu lafları söyledikten sonra, bu sözleri söyledikten sonra insanlar seni konuşmayacak da neyi konuşacağız? Nasıl patlıcan musakka nasıl yapılır diye hele benim hiç bilgim yok. Israrla sorsan da bir tek melemen yapmayı biliyorum. Başka bir bildiğim yemek tarifi de yok. Ne yapacağız? Bu programları da insanlar yemek tarifi mi yapacak? Sen Türkiye'nin ikinci iktidar ortağı olarak Söz söylüyorsun, öyle iddialı sözler söylüyorsun ki ve insanların da hoşuna gitmiyor, bir kesimin de hoşuna gitmiyor. Benim hoşuma gitmiyor kardeşim. Mustafa güzelin hoşuna gitmiyor. Halk TV'nin sözcünün ya da muhaliflerin hoşuna gitmiyor. Bu ülkede kanlı katil, apodan rahatsız olan şehit ailelerinin hoşuna gitmiyor. Bu ülkede askerin hoşuna gitmiyor. Şehit polisin hoşuna gitmiyor. Evladı ölenin hoşuna gitmiyor. Eren Bülbül'ün anasının hoşuna gitmiyor senin söylediklerin. Dolayısıyla biz de şimdi bunları çıkıp televizyonlarda söylüyoruz, konuşuyoruz diye. Tehdit ne demek ya? Cafer Mahiroğlu. Yani adam bu ülkenin haini. Vatan haini mi? Bu ülkede ticaret yapan, İngiltere'de yaşama imkanı olmasına rağmen, değil mi? Hayatını orada devam ettirip ticaretini orada yapabilecekken bu ülkeye gelip Burada ticaret yapıyor. Televizyonla da beni de çıkarmıyor üstelik. E dolayısıyla böyle de bir yapı ortadayken ben şunu mu demeliyim? Beni niye çıkarmıyorsun Cafer Mahiroğlu? Halk TV beni niye çıkarmıyorsun? Deyip bir tepki mi göstermeliyim? E böyle bir şey yok. Arkadaş demokrasi varsa sen de buyur Mustafa güzel geldi. Haftaya Milliyetçi Hareket Partisi'nden hangi genel başkanımsı gelmek istiyorsa bu vesileyle çağırayım. Hangi milletvekili gelmek istiyorsa salı günü kitabın ortasından konuşmak üzere buyursun gelsinler bu söylenenlere cevap ver Mustafa Adıgüzel'in söylediğine cevap ver Cemal Engin söylediğine cevap ver Halk TV'deki yorumcuların söylediğine cevap ver ve ben eminim ki İsmail Saymaz, Kürşat Oğuz Barış Terkoğlu da hangi MHP'li olursa programına da davet etmeye hazırlardır o yapıyı da biliyorum hı hı. Sözcü TV'de de hangi hangi program haftanın hangi akşamı çıkmak istiyorlarsa çıkmaya hazırlar. Yahu tehdit ne demek ya? Şimdi Pınar Tirençhan'ın efendi gazeteciler tehdit edildi diye bir açıklama yapmışlar. Okuyunca hakikaten üzüldüm. Niye? E, yani ben o gazeteci arkadaşları tanıyorum şimdi. Onların çocukları var okula gidiyor. Aileleri var işe gidiyor. Kendileri bir düzen kurmuşlar, sokaktalar. Şimdi bu açıklamayı kendine vazife kabul eden birisi çıkar da Allah korusun tenhada yürürken bir şey yaparsa bunun bedelini kim nasıl ödeyebilir ya? Nasıl ödeyebilir? Yani bizim Sayın Bahçeli'den beklediğimiz şey şu arkadaş ortağına hatırlat bize sürekli hakaret edeceğine muhalefete saldıracağına şu ortağına bir sor ya Bahçeli bir kere sorsun şu ortağına 128 milyar dolar nerede Erdoğan desin ya. Kur korumalı mevduattan 1 trilyon nasıl ödedin Erdoğan desin ya. Faizler yüzde altmış vicdanın sızlamıyor mu? Nas nerede Erdoğan desin ya. Çocuklar okullarda aç Erdoğan bu çocuklara ekmek yemek yok mu desin ya. Okullar temizlenmiyor. Bu okullar pislikten geçilmiyor. Erdoğan buna bir çare desin ya. Ey Erdoğan, senin Milli Eğitim Bakanın bu ülkede şeriat, tarikat bahsediyor. Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor, laiklik düşmanlığı yapıyor. Erdoğan buna haddini bildir desin ya. Ey Erdoğan, senin Numan Kurtulmuş'un senin hayatı yazıcın senin hüdaparın çıkıyor. Anayasanın ilk dört maddesi değişsin diyor Erdoğan. Senin Mustafa şey Mehmet Uçum diye bir saray yancım var. Her gün bu millete parlamentoya ayar veriyor. Erdoğan bunlara bir çeki düzen ver desin. Bir kere de bunu duyalım ya Sayın Bahçeli'den ya. Ama Sayın Bahçeli sürekli tehdit tehdit tehdit. Ya ölümden öte köy mü var ya? Ve artı Azrail tek taraflı mı çalışıyor ya? Yani bu Azrail hep sizin tehdit ettikleriniz ölecek de Azrail size uğramıyor mu arkadaş ya? Bu tehdit dili nedir? Kimle ne? Yani Kürt kardeşimle beraber yaşayalım. Türk'ü Kürt'ü birbirine düşman edene yazıklar olsun diyorsun. Ama Türkiye tehdit dili kullanıyorsun. Gazeteciyi tehdit ediyorsun. Yani APO denen kanlı katile terörist başına meclise gel çağrısı yapıyorsun. Bunun adına kardeşlik projesi diyorsun. Ama bu memleketin evladı Türk çocukları gazeteciler seni eleştiriyor diye gazete sahiplerine tehdit ediyorsun ya. Nerede savcılar? Nerede savcılar? Bu lafı Cemal Engin yurt bu lafı Mustafa Adıgüzel güzel söylese şu an kin ve nefretten halkı bölmek ve parçalamaktan fezleke. hakkımızda tezkike hazırdı. Ya niye bizi birbirimizi bu şekilde öldürmekle tehdit diliyle tekrar söylüyorum ya şimdi sokakta bir genç bunu vazife kabul etse bu gazete patronlarından birine hı hı. bu gazeteci arkadaşlarımıza bir saldırı düzenlese Allah korusun. Bu ülke ne hale gelir ya? Ne hale gelir? Bu ülkede kardeşlik o zaman zedelenmez mi esas? Onun için ben tekrar söylüyorum. Sayın Bahçeli de dahil olmak üzere bütün siyasiler lütfen oyuna gelmeyelim, tezgaha düşmeyelim. Kardeş kavgasına doğru gidiyoruz. Ülke yeniden bir 12 Eylül öncesi gibi bir kardeş kavgasıyla, Kürt-Türk kavgasıyla karşı karşıya kalabilir. Hatta Suriyelilere karşı bir Kürt-Türk birliği olup da Suriyelilere karşı bile Savaşabiliriz o noktaya gidiyoruz çünkü Afganlısı, Pakistanlısı ne olduğu belli olmayan bir sürü işgalci bu ülkeye dolduruldu. Bu ülkede bir iş savaş çıkarsa bedelini bu ülke çok ağır öder, çok ağır. Onun için ben hasreten dilimizi düzeltelim diyorum. Allah rızası için kardeşlik korunacaksa milleti tehdit etmeyi bırakalım. Yani <laughs> Aynı Sayın Bahçeli Halk TV sahibi patronunu tehdit edeceğine mahkemeye versin ya eğer bir suçu varsa. Oradaki gazeteciler bir hakaret ediyorsa mahkemeye versin ya. Veya tekrar söylüyorum. Biz burada tartışıyoruz. Bizim bir söylemimiz yok. MHP'ye karşı bir tavrımız yok ama MHP'li arkadaşlar bir mecra bulamıyorsa konuşmaya. A haber mutluluk kanalından başka bir yere çıkamıyoruz diyorlarsa buyursunlar. Sözcü TV'de kitabın ortasında haftaya hangi Milliyetçi Hareket Ekranımız Partili açık. arkadaşım gelmek istiyorsa aslı kurtulmuş olarak, Cemal Engül olarak Teklifte bulunuyoruz Buyurup gelsinler ya şimdi e, gazetecilere bugün ilişkin söylediği sözler MHP liderin ama ilk etapta da sizin yarım kaldığı sözümüz yani bu çağrının yaklaşık 55 gündür devam ediyor olması üstü kapalı bir çözüm süreci dediniz e, o kısım yarım kaldı bundan sonraki süreç Adalet Bakanlığı'na bir talep gitti Cemal Bey dedi ki bakalım ne olacak eğer Adalet Bakanlığı'ndan bir yanıt gelmezse o zaman ne olmuş olacak? Yöntemde ayrışıyorlar dediniz mesela. Evet, Aslında evet. o konuda hem fikirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi Buyurun. O, o kısmın yarım kalanı bittikten sonra gene Cemal Bey'in e, girdiği bu medyadaki Buyurun. bugün medya Dinliyoruz. mensuplarıyla şunu ilgili Şunu da söyle. İşte özür dilerim. üstadım yani ben atladım da. Ya Apo'ya gidecekler değil mi şimdi bunlar? izin istedi mi? İşte e, ay tehdit etmediler mi? efendim 3 gün önce Apo'ya 6 ay tercih vermediler mi? Evet. evet. Avukat da dahil yasak koydular ya. Evet. Kafa mı buluyorlar değişim bu ya. Ya, işte ya evet. ama üç gün bir... önce altı ay yasak koydular. <laughs> Demek ki nasıl bir yol izlenecek? Ne olacak? Bu ülkede hukuk papaza başka işliyor. Yaşar Güler diyor ki benim elimde bir şey yok. Ne yapayım diyor. Ey halkım. Ey milletvekilleri diyor bana niye kızıyorsunuz? Ben Recep Abi'den aldığım talimatı yerine getiriyorum diyor. İmam hatipler toplantısında diyor Recep Abi dedi ki diyor Öyle gılıç çekmek falan yok. Herkes haddini bilecek dedi diyor. Ben nasıl Recep abinin dediğinin tersine bir iş yapabilirim? Ben nasıl Cumhurbaşkanı'nın aksine davranabilirim? Ben Cumhurbaşkanı'nın aksine davranırsam disiplinsizlik ve itaatsizlikten Recep abi gece yarısı beni affeder. Bağışlar beni. Benim bakanlığım biter demek istiyor aslında. Yani sayın adı güzel güzel söyledi. Mehmet Sarı örneğini verdi cübbeli sarıttı bir şekilde benzil tarikat şeyhinin toplantısına katılan adama hangi disiplinsizlik hükmünü uyguladınız da üstelik de uygulamayıp da bütün haklarıyla paşa olarak emekli ettiniz. Şu anda o adam bütün ordu evlerine giriyor. Herkese nutuk atıp kendisine selam durdurmaya devam ediyor. Paşa sıfatıyla karşılanıyor her yerde. Hı hı. Ona bir disiplinsizlik hükmü uygulamadınız. Suriye'den Suriyeli kaçak insan kaçırana Hangi disiplinsizlik hükmünü uyguladılar aslında? Tüm general değil mi? Askerlerle beraber, askeri araçla Suriye'den kaçak insan getirdi bu ülkeye. Kıbrıs'tan kaçak sigara getiren tüm generale ne yaptılar? Ne yaptılar kaçak sigara getiren tüm generale? Yani hangi disiplinsizlik hükmüyle ordudan ihracına karar verip de bütün rütbelerini söküp de elinden mi aldılar? Dolayısıyla buradaki hadise sayın adı güzelin ifade ettiği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve onun cumhuriyetinden intikam alıyorlar. Bu Yusuf Tekin'dir şu an Milli Eğitim Bakanı. Şu an Milli Savunma Bakanı özür dilerim. Şu an orada konuşanın Yaşar Güler. adı Bakan Güler değil. Yusuf Tekin konuşuyor şu anda. Yusuf Tekin'in söylediğinden farklı bir şey söylemiyor Bakan Güler. Nasıl ki kreş işinde Murat Kurum yerine Yusuf Tekin konuşuyorsa, tabii. Savunma Bakanı olarak da o konuşuyor. Tabii, tabii. Çok güzel. Şu an Yusuf Tekin konuşuyor. Yani laiklik gibi diyor, geri kalmış diyor. Evrensel laikliği anlamayanların karşısındayız diyerek laikliği yelle bir eden, cumhuriyet değerlerine karşı çıkan, camiler ahır yapıldı denilen, Kur'an okuma bilinmiyordu, Kur'an okunmuyordu denilen Yusuf Tekin kafası bu şu anda Yaşar Güler'in kafası. Bunların kini ve nefreti tekrar söylüyorum Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti devletine Yaşar Güler'in onuru varsa şu an istifa etmeli. Şunu açıkladıktan sonra istifa etmeli ben gidiyorum demeli. Çünkü ömür boyu torunlarının bile yüzüne bakamayacak. Çocuklarının yüzüne bakamayacak. Kendi şehrinde nereliyse kendisi bir Allah'ın kulunun çayını içemeyecek. Gün gelecek ordu evlerine giremeyecek. Gün gelecek ordu evlerinde askerler Buna çay bile vermeyecek. Çay, çay. Çünkü şu an Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet ediyor bu açıklamasıyla. Disiplinsizlik sebebiyle diyor. Ne Ta, veremeyiz diyor. Yani Neyi tabiz veremiyoruz? İhraç Senin edecekler her edecekler anlamına mı geliyor bu cümle? Senin her tar ya ihraç edecekler zaten aslında. Ama, yani onu Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Biz boşuna tartışıyoruz iki aydır bunu ya. Recep Tayyip Erdoğan imam hatipler toplantısında keşke o görüntü arkadaşlar da varsa göstersinler. Hı. Ne dedi imam hatipler toplantısında? Temizlenecekler. Temizlenecekler dedi, dedi değil mi? Kılıç hı hı. çekmek ne demek dedi değil mi? Yani o gün verdi mesajı Recep Tayyip. E. Kime çekiyorsunuz o Kime çekiyorsunuz dedi? o kılıcı? Hesabını vereceksiniz dedi ve alkış koptu değil mi? Hı hı. Doğru diyor yani. Ak it diye bir gazete. Yeni Şafak. Troller. Ya Ebru denen kızımız daha pırıl pırıl gencecik bir teğmen. Ordulu bir de. Nasıl bir de ordulu Şimdi. hemşerimiz. Allah ondan razı olsun. Yetiştiren anne babadan razı olsun. Ya aslında bir kadına edilmeyecek küfürler. Montaj resimler. Maalesef. Ve mahkemeler ne dedi? Ebru demediği için ismi dedi. Takipsizlik. Takipsizlik verdi ya. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Fahrettin Altun adını söyledim diye bana bir milyonluk dava açtı. Tazminat davası. Ebru kızımıza öyle ağır küfürler, hakaretler var ki aynı mahkemenin hakimleri, savcıları takipsizlik verdi. Hem bir kadın hem de bir Türk askeri ya. bir nefer. Türk evet. ordusunun neferi. Dolayısıyla burada yapılan emin olun Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı büyük bir kim ve nefret. Ben bu Bakan Güler'in de aslında böyle Mustafa Kemal'in askeri falan olduğuna da inanmıyorum kendisini. 40 yılı aşkın orduya hizmet etmiş, Öğünç de kendinden bahsediyor ama hakikaten öyle bir vatansever değil. Böyle yiğit bir vatansever olsaydı bu, Atatürkçe olsaydı bu adam Ali Tatar canına kıydı ya. Beni dedi bu ülkenin düşmanı gösteremezseniz dedi. Mekanı cennet olsun Ali Tatar'ın. Beni dedi bir daha hapse atıp da dedi. Beni Atatürk'ün ordusuna ihanet etti dedirtemezsiniz. Ben Atatürk'ün ordusuna, ben Türk devletine, ben Mehmetçi'ye ihanet etmiş bir Ali Tatar olmaktansa ölmeyi tercih ederim dedi. Kafasına sıktı Ali Tatar. Bu Yaşar Güler'de zerre kadar Türk ordusunun Mustafa Kemal'in askeri olmak gibi bir duygu olsa Böyle bir açıklama yapamaz ya. İstifa eder çeker gider ya. İstifa eder çeker gider. Kılıf uydurmaya kalktınız mı neler olur bu memlekette ya? Trafik polisi durduruyor. İşte ceza yazacak. Şu var mı şu var mı? La oğlum yorma diyor en son. Yani cezayı yazacağız işte diyor. Bizi yorma. Bir suç buluruz istersek diyor. Bu trafik polisinin isterse bir suç bulmasına ya da maliyecinin gelip de bir esnafın defterini istediğinde veriyor mu şu kadar vermiyor mu bu kadar. Devlet Matra artışı yap dedi. Matra artırıyor mu artırmıyor. E artırmıyorum dersen bir şey buluruz diyor. Zaten matra artırımının beş katı ceza yiyeceksin. Şu anda da Yaşar Güler'in yaptığı bu. Yani ben suçu buldum diyor ya. Sana gerek yok. Yaşar Güler bir de daha disiplin kurulundan önce bunu açıklıyor değil mi şimdi? Evet diyor ki organize bir disiplinsizlik. Nereden diyor, biliyorsun? Disiplin kurulu toplandı mı? Bu İhsa Sıra'yı bu. Disiplin kurulu toplandı mı şu an? Yaşar Güler bundan dolayı istifa etmeli şu anda. Eski parlamenter sistem olsaydı şu an bu adama gen soru verecektik biz. Bunun istifasını isteyecektik biz milletvekilleri olarak. Nereden biliyorsun bir ay toplan sonra toplanacak disiplin kurulunda kararın ne olacağını? Kim söyledi sana? Ve sen ne hakla açıklıyorsun bunu ya? Bir ay sonra toplanacak bu disiplin kurulu şu anda. Kendi kararlarına göre 25'inden 25'ine toplanıyormuş. Şimdi gelecek ay 25'inde toplanmadılar, toplanmadılar dün. Yani. E, dolayısıyla 25'inde toplanacaksa sen şu anda kararını bildirdiğin gibi oyunun rengini söyledin ya. Ve baskı aldın disiplin kurulunu ya. Bunları atacaksın dedin ya. Ya işte bakın ülkeyi hep bunlarla uğraştırıyorlar. Bakın dedim ya şu anda bu bile yine bir operasyon. Bir ay sonra toplanacak bir disiplin kurulu kararını şimdi açıklayarak gündemi yine buraya getirdiler. Ama biz dünü konuşmuyoruz Aslı Ne oldu dün? Dün ne oldu biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın 270 kişiyle katıldığı, dünyanın bütün büyük ülkelerinin en fazla 200 kişiyle katıldığı iklim toplantısına 1860 kişiyle katıldı ya. Maliyetine 35 milyon. Belediyelerin Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın verdiği konseri araştırın. Yetim hakkı yedi diyen Recep Tayyip Erdoğan iklim toplantı neyi düzelttiniz gittiniz? O 1860 kişi ne yaptı? Emine Erdoğan ve himayesindekiler ne yaptı? 1860 kişiyi götürdünüz. Ne oldu oradan bu devletin lehine hangi karar çıktı? Bu milletin lehine ne karar çıktı? Emekli 12.500 lirayla geçinime, geçinemiyor. Emekli memur seyyanen alacağı 16.000 lirayı alamıyor. Paramız yok diyor Maliye Bakanı. Seyyanen emekli memur hakkını alamıyor ya. Recep Tayyip Erdoğan söz vermedi mi? En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Emekli memur da aynı seyyanen emekli 8 bin lira alacak. Bugünün rakamıyla 16 bin lira diyor değil mi? Verdi mi? Vermedi. Polisler 3600, 110 bin tane vatan evladı. Aldı mı? Almadı. Şimdi ordusunu düşünen bu bakan Güler diyor ya orduyu yıprattılar. Senden daha çok orduyu yıpratan mı var ya? Uzman çavuşlar şu an garda kışta. Dün utanmadan açıklama yapıyor. Bugün bugün özür Bugün açıklama yapıyor. İ, 2364 terörist öldürdük dedi. Değil mi? Sen de oradaydın evet, değil mi bugün? Evet. Öyle söyledim. O teröristi öldüren vatan evladı Osman Çavuşlar sözleşmeli eller biraz önce söyledim. Şu an 2 metre karın üzerinde vatan mücadelesi veriyor. Donma tehlikesiyle karşı karşıya bu Yaşar Güler onları Ankara'da orada evine almıyor ya. Ordu evine almıyor ya. Asker ordu evine giremiyor uzman çavuş. Sözleş sözleşmeler ordu evine giremiyor. 7 yıl uzlaş uzlaş uzman çavuşluk yapmış çocuk evine ekmek götüremiyor. iş bulamıyor. Bu Yaşar Güler disiplinsizlikten bahsediyor öyle mi? Yazıklar olsun. Biraz önce söyledim. 23 bin tane vatan evladı terörle mücadelede yaralanmış, kolunu kaybetmiş, gözünü kaybetmiş. Yüzde 40 sakatlık raporunun altında diye Gazilik ünvanı vermemiş bu Yaşar Güler. Şimdi çıkmış bu Yaşar Güler bize disiplinsizlikten bahsediyor. Organize bir disiplinsizlik var mı? Var. Adı ne? Yaşar Güler. Organize disiplinsizliğin adı Yaşar Güler. Kendi askerine sahip çıkmayan, kendi jandarmasına, polisine sahip çıkmayan, kendi kara kuvvetlerine, hava kuvvetlerine... Ya az bu ülkede ilk defa miting yapmadı mı? Yürüyüş yapmadılar mı? Evet. As subaylar ya. Haklarını alamadıkları için, geçinemedikleri için ya. Albaya varana kadar her rütbede insanlar perişan ya. Bir de demiş ki esasen bu konu bizim gündemimizde yok demiş. Yani biz onları ne siz Atatürk'ün askeriyiz dediniz diye e, bir şey söyledik. Ne de kılıçlı yemin diye. Biz emre itaatsizlik ettiniz ve organize e, hareket a, Cumhurbaşkanı ettiniz. Cumhurbaşkanı kendi diyor. söylüyor kime kılıç çekiyorsun diye. Kime kılıç evet. çektin diyen kim? Cumhurbaşkanı diyor o zaman Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne? O zaman Cumhurbaşkanı'na söylesin. E, Sayın Bahçeli kılıç... demedim işte Milli Savunma Bakanı'nın aldığı karara saygı duyuyoruz. Dedi. Hatta Ahmet Davutoğlu diye muhalefet partisi zannediyordum. Ben Gelecek Partisi diye bir parti var. Ahmet Davutoğlu'da ya da bir genel başkanı var. Hı hı. Aynı şeyi o da söyledi. Milli Savunma Bakanı'nın aldığı karara dedi saygı duyuyoruz dedi. Disiplinsizlik yapan cezası al, alacak dedi. Ahmet Davutoğlu'na üzüldüm. Ahmet Davutoğlu dinliyorsan ya da senden biri dinliyorsa beni Allah için sana üzüldüm. Ahmet Davutoğlu Seni şu an mektup yazıyor. Söyleyeyim. Ne mektubu Yarın e, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Bir mektup gönderecekmiş Kendine yazsın mektubu önce aslan Önce mektubu kendine yazsın Desin ki kendine Ben nasıl Milli Savunma Bakanlığına Mehmetçiklerin Mustafa Kemal'in askeri Demesi karşısında Savunma Bakanlığının aldığı karar doğrudur dedim Diye kendine sorsun Bak Ahmet Bey mektup yazıyormuşsun ya Mektubunda şunu da sor Kendine sor ama kendine yaz mektubu Senin üniversitene el koymuşlardı Ahmet Bey hatırlıyorsun değil mi? Ben MHP milletvekiliydim tepki göstermiştim Ahmet Bey. Üniversiteye el koyuldu diye karşı çıkmıştım MHP'liydim o gün. Cumhur İttifakı'ndan yanaydım. Yahu sana yapılan bir haksızlığı, haksızlığın en büyüğünü sen yaşadın Ahmet Davutoğlu. Bu gencecik çocuklara yapılan haksızlık karşısında hem de muhalefet partisisin, hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptın. Milletvekillerin CHP'lilerin oyuyla seçildi ya. Ya insan bir nezaket gösterir ya. Susar en azından ya. Bir vefa gösterir ya. Bu CHP'liler benim vekillerime oy verdi. Benimle ittifak yaptı bu CHP'liler. Bu CHP'liler eğer Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olsa beni Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklardı. Ben nasıl Mustafa Kemal'in askerleri izleyen temenlere nasıl böyle söz söyledim diye o bile vicdan azabı çekmesi gerekiyor. Ama kafa yapıları demek ki hep aynı bunların. Bunlar değişmiyor artık. Bu modeller belli oldu. Dolayısıyla bu modellere karşı vatanseverler olarak biz sesimizi daha güç çıkarmalıyız. Bakın ben Sayın Özgür Özel'e defalarca çağrıda bulundum. Hala çağrımda ısrar ediyorum. Gelin Ankara Tandoğan'da bu Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak için 1 milyon kişiyle adalet mitingi yapalım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz mitingi yapalım. Bu zor bir şey değil ya. Bakın emin olun bütün Türkiye şu kar yağışında akın akın akıp gelecek kendi paralarıyla ya. Ha bunu diyorlar ki sen niye yapmıyorsun? Geçenlerde bir CHP'li bana televizyonda öyle dedi. Siz niye yapmıyorsunuz? Neyle yapayım ya? Bir miting en az 2 milyon. Neyle yapacağım yani? Maaşın 3 aydan 3 aya denk getiremiyorum da eksiye düşüyorum her ayda. Neyle yapacağım? O ses düzenini neyle kuracağım? O Anadolu'nun gelen insanlara nasıl bir erzak dağıtacağım? Nasıl organize edeceğim? CHP'den istiyorum. Zor bir şey istemiyorum ki. Kötü bir şey istemiyorum ki. CHP Genel Başkanı'nın da işine yarayacak. Milletin de işine faydalı olacak bir iş istiyorum. Niye? Saray sesimizi böyle duyar Aslı. Başka duymayacak bu adam. Bu adamın kulağı sağır ya. Bu adamın duyduğu tek adam var Mehmet Uçum ya. Mehmet Uçum'dan başkasını dinlemiyor. Belli oldu artık. Mehmet Uçum da bizi dinliyor. Fahrettin Altun bizi dinliyor. Dinlemese beni mahkemeye verir mi ya? Bir milyon Mehmet şey Fahrettin Allah'tan kork. La bir milyon ne la? Bir milyon ne ya? La hayatımız boyunca böyle bir parayı kazanmayı hayal edemedik. Mehmet sen nerede kazandın bir milyonu ya? Senin böyle bir parayı kazandığın anlaşılan belli Mehmet Hep Fahrettin. Bak vallahi bundan sonra ben de seni araştırmaya başlıyorum. Ne iş yaptın? Kime gittin? Nereye gittin? İşim gücüm Fahrettin sensin bundan sonra. Hiç susmayacağım. Bana sussun diye açtı ha, bu davayı. Ama tanımıyor beni. Tanımıyor beni ya. Ben o parayı benim bulup ödeme şansım yok. Hı hı. Mehmet çok çok gelir malıma mülküme haciz koyar satış yapar alır. Alırsın parayı Mehmet. Kefarettin. Mehmet'le Fahrettin ikisi de aynı fark e. etmiyor. <laughs> onun için söylüyorum. Ya bakın bunların lideri Cumhurbaşkanı emin olun bizi bunlar aracılığıyla duyacak. Bizim ses çıkarmamız lazım. Yani Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Teğmenlerin yanındayız. Abi ne yapıyoruz yanında olmak için? O zaman soralım Cumhuriyet Halk Partisi mesela olası bir ihraç ya da bu açıklamadan sonra nasıl bir tavır alır sizce? Ee, biz onların hep yanında olacağız dedi dün CHP lideri Özgür Özel bir açıklama yaptığında ama tabii şimdi daha somut bir açıklamayı gördüğümüz için Cumhuriyet Halk Partisi kanadına da Cemal Bey'in sözleriyle soru olarak ben sormuş olayım. Ya Bununla ilgili tabii bir tematik mi? Hı hı. yaptık arka arkaya. Bununla ilgili bir e, bir eylem planlandığını en azından ben bilmiyorum ama dün sen ya başkan e, bu olmaz ya hani onu beklemiyorum hı hı. ama öyle bir şey olursa da biz onlara sahip çıkarız şeklinde bir açıklama yaptı ama bunun olmasını düşünmek bile hata bence. Çünkü ben tekrar e, biraz önce söyledim. İşte Bakan açıklamasına göre yorum o şekilde Şimdi şekilleniyor biraz. Şöyle e, hani bakanın açıklamasına bağımsız söylüyorum. Şu anda tüm ülkede hakikaten kamuoyu bu olaya kitlenmiş durumda öyle ya da böyle. Ve bu işten çok ciddi manada herkesi mi bakın. Bu sadece Cumhuriyet Halk Parti ya da Demokrat Partili bağımsız... ya da bağımsız parti. Evet doğru söylüyorsun orayı düzeltelim. Yani, bağımsız, yani, bağımsızlık herhangi ve özgürlük karakterimdir Karakterindeyim. <laughs> ee, yani bütün Türk vatandaşları, Milliyetçi Hareket Partili ve özellikle AK Partili seçmenden de buna çok ciddi reaksiyon var. O yüzden muhtemelen Abdülkadir Servi'nin e, kuruş bilgisi işte yani. biraz daha yumuşak gidelim. O gelen anket sonuçları veya saha bilgileri Erdoğan'ı buna itmiş olabilir. Biz bu tepkiyi aslında yükseltirsek yani bu hı hı. E, halkın bu konuyla ilgili asker çok önemli. Çünkü Türk ordusu Türk milletinin göz bebeğidir. Atatürk'ten bize emanettir ve hep yapılan kamuoyu yoklamalarında en güvenilen devlet kurum olarak asker en üsttedir. Şimdi Asker aslında bir güven kaybı. Bu 15 Temmuz'dan sonra bu ordunun FETÖ'cülere tamamen teslim edilmesi, arkasından bir takım cemaatlerin menzil vesaire ordunun içerisine yuvalandığına, özellikle jandarma da ile ilgili endişeler. Türk toplumunda şöyle bir endişe... Hayır, sadece özür dilerim Sayın Adımcı. Sadece jandarma değil ki. Şu anda polis teşkilatı. Bakın ben Süleyman Soylu'yu en çok eleştiren benim. Değil mi? En çok kızan benim. Süleyman Soylu'dan hakikaten çok fazla uğraştım. Süleyman Soylu döneminde yani MHP'li arkadaşlar nedir bilemem ama MHP'li emniyet müdürleri vardı. MHP'li yani ürkücüyüm diyen MHP'li demeyeyim de ürkücüyüm diyen emniyet müdürleri vardı. Süleyman Soylu döneminde Alevi olan emniyet müdürleri vardı, kaymakamları vardı. Ya bu Ali Yellikaya ben destekledim bu adamı geldiğinde bir şeyler yapar devlet adamı dedim. Ya adam devlet dairesinde İçişleri Bakanlığı'nda bir tane Alevi Müdür kaymakam bırakmadı. Bir tane ürkücü müdür kaymakam bırakmadı biliyor musun? Hepsini temizledi ya. Hepsini Şimdi cemaate teslim e, etti cemaate. Ben, ben askeriye konuştuğumuz için e, hı hı. jandarmayı öne aldım. Tabii ki emniyetin içerisinde biliyorsun Sağlık Bakanlığı yani bazı tarikatlar özellikle belli alanlarda yoğunlaştılar. Şimdi bu şekilde ordunun içerisindeki yapılanmalar, devletin içine yapılanmalar Türk halkında ortalama şöyle bir kuşku uyandırdı ama bu çocukların bu yemini ve Mustafa Kemal askerleri sloganı tüm Türkiye'de öyle bir sempati yarattı, öyle bir coşku seli doğurdu ki arkasından bu onun önünü kesmeye, Mustafa Kemal sevgisinin önüne bir baraj kurmaya, bir dalga kıran kurmaya yönelik bir hamledir. Ee, mesela disiplinden bahsediyor. Biraz önce aklıma geldi. Ya Atatürk'ün e, anıt kabirde, yani naaşının bulunduğu yerde hem de 10 Kasım gününde o törenin içerisinde çocuklara Recep Tayyip Erdoğan sloganı attırılıyor. Onların öğretmenleri, evet. öğretmenlerine ya da oradaki bu işten müsebbibi olan insanlara yıllardır bir şey yapılmıyor. Disiplinden bahsediyorsun. Ya orası onun yattığı yer. En kutsal alan orası. Orada bile bu siyasete e, müdahale etmiyorsunuz ama gelip bunları yapıyorsunuz. Biraz önce komutandan bahsettim. O yüzden hele ki bir de Milli Savunma Bakanı'na herhalde iki defa araya açıklamayla girmek zorunda kaldı. Kamuoyunda yükselen tepkileri dindirmek için bir hazırlık yapıldığı belli. Aslında... E, Güler'inkisi kisi Savunma Bakanlığı'ndan yapılan üçüncü açıklama. İki tane de arada basın açıklaması var. İşte efendim şundan yapıyoruz, bundan yapıyoruz. Belli ki toplumdan gelen tepkiyi dindirmekte zorlanıyorlar. Ama bir tanesi hakikaten e, insanlara daha çok gerdi. Efendim bu açıklama Mustafa Kemal'in askerleri sözü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedir. Ya siz kafayı mı yediniz ya? Siz kafayı mı yediniz arkadaş? Ne zamandan beri Mustafa Kemal'in askerleri Türk Zaten Mustafa Kemal'in askerler onlar. Ya adamlar niye Mustafa niye kılıç çatmışlar? Kime kılıç çatmışlar? Ya Mustafa Kemal kime kılıç çatmışsa, kime kılıç sallamışsa onlar, da onlara sallamışlar. Ayasofya'da Mustafa, da, Ayasofya'da Ayana Mustafa Kemal Atatürk'e kılıç çeken Ali Erbaş'a ne dedin? Kılıç çekti ya. Ve lanet okudu ya Ayasofya'da Ali Erbaş açılışında elinde kılıçla Mustafa Kemal Atatürk'e beddua etti ya. Şimdi onlara sesini çıkarmayanlar. Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Demirkan diye bir hoca denilen adamla hafızlık töreninde zalim ve kafir dediğinde sesini çıkarmadı ya. Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü'ye, Mustafa Kemal Atatürk'e iki ay yaş dedi ya, ya. Dolayısıyla kafa yapıları bu olduğu için Mustafa Kemal'in askerleri sözünden bunlar rahatsız değil. Değiller ben inanmıyorum. Mustafa Kemal'in askerlerinden korkuyor bunlar, korkuyor. Mustafa Kemal ismi bunları titretiyor, titretiyor. Çünkü kılıcın, kılıcın kendisini yani bir yere... Ben cübbesiz. Ve bu adam, bu adamın çıktığı kanala bir de bizi çıkarmıyorlar ha bu arada. Yani bu adamın çıktığı kanala bize yasak var yani çıkarmıyorlar yani. Çünkü iktidar aleyhine konuşuyoruz diye. Karşısındaki de güya bilim adamı, ilim adamı olarak oturuyor. Adam diyor ki bak şeriata karşı çıkanlar Müslüman değildir diyor. Yahu devlet nasıl şeriat devleti olabilir ya? Devlet devletin dini olur mu ya? Dünyanın neresinde devletin dini var? Bu adamın bilgisi yok zaten. Cahilin önde gideni bu. Bu keşke benimle çıksa televizyona. Bu arada buna da çağrıda bulunuyorum bu cübbe size. Bu çok konuşuyor. Benim hakkımda da çok konuşuyor. Yüreğin yetiyorsa cübbe gel istediğin kanalda çıkalım. Hadi dini, diyaneti tartışalım. Bu herkes elinde bir kılıç zaten. Dinli dinsiz yapıyor. Az önceki gibi bu da hiç fark etmiyor. Ya din, dünyanın neresinde bir şeriat devleti var? Afganistan'da Taliban'a şeriat devleti diyorlar değil mi? Kız çocuklarını okutmuyor kadınların burnunu kesiyor. Kadınlar çalışmıyor. Bunun adı şeriat devleti mi oluyor? Bunun adı zaten zulüm devleti oluyor. İnsanlık düşmanı bir devlet oluyor. Kadın düşmanı bir devlet oluyor. Çıkıp açıkça söyleyeyim bunu. Şimdi bu cübbeli ben diyor yiğidim, cesurum, şeriatçılığımı da gönül rahatlığıyla söylüyorum diyor. Bu cübbeli mahkemelerde niye yargılandığını, mahkemelerde nasıl ifade verdiğini, delikanlı gibi ifade vermiş mi? İfade tutanaklarını gelsin birlikte konuşalım bunlar. Yani bu yargılandı, niye yargılandığını ben şimdi kendisi iyi biliyor. Mahkemede hapiste yattı, niye Hı. yattığını da biliyor. Gelsin o ifadeler ne olmuş? Hatta o zamanlar çığırıyordu, FETÖ'cüler bana tezgah kurdu diyordu. FETÖ'cüler kumpas kurdu diyordu. Şimdi çıkmışlar millete... Şeriat dersi veriyor. Ben şimdi soruyorum ya. Adalet Bakanı. Sana soruyorum. Olmayan Adaletin Bakanı Yılmaz Tunç. Kemal Kılıçdaroğlu'na bak vekilken konuştun. Dokunulmazlığın varken konuştun. Şimdi cezasını çekiyorsun. Milletvekili olanlar Şimdi görevde olanlar da yarın cezasını aynı şekilde çekecekler. Kendine dikkat etsin diyorlar. Yılmaz Tunç bu suç mu değil mi? Anayasaya göre yemin ettin namusun şerefin üzerine yemin ettin namusun şerefin üzerine yemin ettiğin anayasaya göre layık ve demokratik düzeni yıkmak isteyen bu cübbesiz hakkında dava açacak mısınız? Bu arada da ben suç duyurusunda bulunuyorum ha buna cübbesiz sağ suç duyurusunda da bulunuyorum bunu unutma sen bana zıt pırt dava açıyorsun ya Recep abiyen beni şikayet ediyorsun yani ya, Recep abi bunun dokunulmazını kaldır hapsat diyorsun ya. Şimdi ben de senin için dava açıyorum layık ve demokratik düzeni yıkmak istediğin için. Dolayısıyla bunlara cesaret Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları cesaretle konuşuyorlar. Mesela Recep Tayyip Erdoğan bir tarih ne demişti? Allah'ın emrini hiç kimse benden uygulamamamı beklemesin. Nas bir emirdir? Faiz yasaktır demişti değil mi? Haramdır demişti. E şimdi Allah'ın emrine göre hareket eden Recep Tayyip Erdoğan faizi 160'a çıkarttı. Şimdi bu cübbeli şeriattan bahsediyor. Bak Aslı burası çok önemli. Seyredenler için de bu çok önemli. Bütün dinleyenlerimiz not alsın. Şeriata göre hareket edeceğim ben şeriatçıyım diyor. Bu cübbelinin kumar haram, tüpçünün oğlunun kumarhanesi kapatılsın dediğini duyduk mu Aslı hiç? Milli piyangoda 82 çeşit sol kumar oynanıyor. Bütün makineler var. Kapatılsın dediğini duyduk mu? Zina, Kur'an'a göre haram. Recep Tayyip Erdoğan 2005 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün ceza koyduğu Türk Ceza Kanunu'na göre zina suçtur diye madde koyduğu zina maddesini kanundan Recep Tayyip Erdoğan çıkarttı. Bunun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıktığını gördük mü hiç? Kul hakkı yemek haramdır. Kul hakkı yiyenlere laf ettiğini duyduk mu bunları? Faiz alan ve veren haramzadedir diyor. Faizin dışında bir şey yaptıkları yok. İçki haramdır. İçki içilmemeli. E yasakladıklarını gördük mü hiç? Habire içkiye zam yapıyorlar. İçkiden gelen gelirle bütün memurların maaşı toplanıyor. Yani hırsızlık haramdır. Hem de en büyük haramdır. Hırsızlığa karşı tek laflarını duyduk mu? Yalan. Allah'ın hiç sevmediği yalancıdır. Kaç yıldır cuma hutbesinde hırsızlıkla ilgili hutbe. Tek bir hutbe yok. Yalan ya. Yalancılık en büyük suçtur. Allah'ın en sevmediği kullar arasındadır. E, yalan şu an bütün vekiller, bakanlar Cumhurbaşkanı her gün yalan konuşuyor. E bir uyarıları var mı şeriata göre? Yani konuşmaya gelince hı. Ebu Bekir gibiler, yaşantıya gelince Ebu Cehil gibiler. Biz bunların böyle olduğunu biliyoruz ama bunlar çok şımardılar. Peki Kim şımarttı? oradan devam Recep edelim. Recep Tayyip hemen. Erdoğan şımarttı. Hı hı. Yazık oluyor bu ülkeye. Bu din tüccarlarından bu ülke kurtulması lazım. Ama deminki dediğim gibi o işitçi de bu cübbesiz Ahmet de bu açıklamalarından dolayı Derhal savcılar soruşturma açmalı. Ha açmıyorlarsa da ben mahkemeye vereceğim. Dilekçemi Dava vereceğim. Açıyorum, dedim Dava aç, hı hı. açtım da o savcı buna gereğini yapmadıysa o savcıyı da deşifre edeceğim. Ben altını çiziyorum. Dini müesseseler linç edilmekte. Bak bir cumhurbaşkanı tarikatlar linç ediliyor diye tarikatları diyor. Savunuyor. İşte bu Ebu Hanzala'yı savunuyor Recep Tayyip Erdoğan. Ebu Hanzala laiklik küfürdür diyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı. Bu Ebu Hanzala çocukları okutmuyorum diyor. Bu Ebu Hanzala Recep Tayyip Erdoğan'ın tarikatçısı. Bu Ebu Hanzala oy kullanmak küfürdür. Oy kullanan kafirdir diyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan bunlara sataşılmasını istiyor. Şu an Recep Tayyip Erdoğan Ebu Hanzala'ya laf söylüyoruz diye. Cübbesiz Ahmet ve İsmail Ağa cemaatinin arası düzelsin diye Recep Tayyip Erdoğan devreye girmiş. Düşünebiliyor musun ya? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı başka işi yok muymuş? Bunu girmiş işte düşün ya. İşte bu ülkenin Cumhurbaşkanı dün benim orduda benim ilimde bir lisede 16 yaşında küçücük evladımız bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklayanın da Uyuşturucu kullandığıyla ilgili iddialar var. Bir başka lisede bir iki tane öğrenci yine uyuşturucu müptalih geçirirse akşam resepsiyonda onu telafi edemezsiniz. Bu kadar söyleyeyim ben. Ya o yüzden tersi de olabilir. Liderlerin... Tersi de olabilir. Siz o gazeteciyi öldürmeye gönderdiğiniz giden çocuk da ölebilir. Ya her türlü yani. Allah korusun sadece MHP'yle alakalı. Değil. Bakın her yaşaması. partinin bu, bu dilde sonu olmaz. Sokakta unsurları olan Okulu. Yani eğitim faaliyeti görülüyor. Bu bakanlığa Aslında bağlı bakan demek konuşmadım. istiyor. konuşmadı. bak. Orada bile yanlış bilgim var. Bakan konuşmadı. Bakan AKP İstanbul İl Başkanı gibi özgür özele laf attı. Evet. Bakan Benim gördüğüm o. Bakan Yorum siyasetçi siyasetçi. Bu bakan falan değil. Bu cemaatçi, tarikatçı bu. Bunun tek düşmanı CHP şu anda tek düşmanı muhalefet. Ne dedi? Özgür Özel okuduğunu anlamıyor musun dedi. Şimdi bir daha oku baştı. Burada şöyle söylüyor. Bakanlığımızca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğu tespit edilmiş oluyor. Şimdi olur. ben sesleniyorum Yusuf Tekin. Bana, Yusuf Tekin şimdi ben sana sesleniyorum. Dün Özgür Özel'e seslendin ya okuduğunu anlamıyorsun veya okumadıysan danışmanların sana yanlış bilgi vermiş Özgür Özel. Biz anaokulu dedik diyorsun ya. Yusuf Allah'tan kork diyeceğim de Allah'tan korksan bu kadar utanmaz olmazdın. Yazıya baksana Yusuf. Kreş diyorsun Yusuf kreş kreş. Kreşle ana ayıramayan sensin. Senin bu ülkede Milli Eğitim Bakanı olman kadar zul bir şey yok. İstifa et diyeceğim de nerede öyle bir yüz sizde ya? Ancak Recep Tayyip abi, Erdoğan abiniz sizi affedecek de öyle gideceksin. İnşallah da Recep abiyen bir af müjdesi gelir de nereden gelirse o müjde seni bir an önce affetsin. Yoksa derdi şey değil siyaset siyaset. Ekrem dedi ya derdi. Mesela ben Yusuf'a bir ihbarda bulunuyorum. Yusuf Tekin. Altınordu Belediye Başkanı var Ulaştepe. Geçen ziyarete gittim. Altınordu Belediyesi diye süt bastırmış. Bak bak. Nasıl bir karanlık eylem? Altınordu Belediyesi diye süt bastırmış okullara dağıtıyor Yusuf Tekin. Hemen ordu valisini ara şimdi talimat verilir. Süt dağıtmak ne demek ya? İçişleri Bakanı'na söyle hemen talimat ver. İçişleri versin. Bakanı'na ara hemen bir yazı yazsın ya. Çevre Bakanı'na ara bir yazı yazsın. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe Altınordu Belediyesi diye süt dağıtıyor. Suç duyurusunda bulunuyorum Yusuf Tekin. Hemen bu sütleri geri topla. Ne var bu sütlerde araştır. İçinde bomba, ajan, çip ne koymuş her şeyi yapabilir bu CHP'liler ya. Çocuklara zarar veriyor olabilirler. Yusuf Tekin suç duyurumu dikkate alacaksın değil mi? Çünkü başka türlü anlamazsın Yusuf Tekin sen ya. Bunun derdi vallahi bunların derdi. Yani eğitimle Kreş, mireş, olmasa falan olmasa falan değil. da bir tarafından alakalandırıyorlar. Bunların derdi ya. istiyorlar ki muhalefet hiçbir şey yapmasın. Rezillikleri ortaya çıkmasın. İnsanlara yardım edilmesin. Yani bu. Bunlar da insanlık olsa bu Milli Eğitim Bakanı'nda, bu İçişleri Bakanı insan olsa. Şimdi bunlar şöyle demez mi ya? Benim polisim niye intihar ediyor diye sorgulamaz mı? Benim bekçilerime ben niye yıpranma payı vermiyorum yılda 3 ay demez mi? Bunlar İçişleri Bakanı'nın insanlığı olsa bu sokaklarda çocuklar niye çöpten ekmek topluyor demez mi? Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın zerre kadar insanlığı olsa bu mümahiplerden üniversite kazanma oranı niye bu kadar düşük diye sormaz mı dindar ya? Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda zerre kadar insanlık olsa bu çocuklar okulda tost yiyemiyor 40 lira. Gazoz içemiyor 40 lira. Neyle ney iyi içecek bu çocuklar? Bir ekmek bir yemek bulamıyor demez mi? Bu okullar biraz önce sayın adı güzelinde söylediği gibi temizlenmiyor, pislikten geçilmiyor. Bu okulları kim temizleyecek demez mi? Bu okullarda kitaplar parayla satılıyor, parayla. Devletin verdiği kitaplar bir kenara atılıyor, gelmedi deniliyor. Verilere kitap listesi veriliyor. Şu kitapçıdan alıncan diye adres de gösteriliyor. Oradan kitaplar alınıyor. Bu Yusuf Tekin'in vicdanı olsa okullar başlarken... Yani 10 bin liradan başlamak üzere 100 bin liraya varana kadar adeta haraç toplarcasına okullarda para toplan diye öğrencilerden bunların bir sorgulamasını yapmaz mı? Bu Yusuf Tekin'in vicdanı olsa şu an Ordu'nun birçok köyünde, Girasun'un, Rize'nin birçok ilçelerinde, köylerinde çocuklar elektriksizlikten ders çalışamıyor. Bunu sorgulamaz mı? Elektrik yok biliyor musun? Şu an Ordu'nun Beyefendinin göğü Gürüyen Tepe, Tepeköy, Tepeköy'de elektrik tepede. yok şu an. Elektrik yok. Yollar kapalı. Bu çocuklar nasıl yaşıyor diye vicdani sorgulama yapmaz mı? Bunların vicdanları yok. Bunların çocuktan anladığı tek şey cemaat evlerinde okuttukları, tarikat evlerinde besledikleri, az önce o ak it televizyonundaki soytarı gibi çocukları okula göndermesinler, evlerde onları kız çocuklarını okutmasınlar, önüne gelene kafir, dinsiz diyerek hakaret eden bir nesil yetiştirmek istiyor. Ha ne yaparlarsa yapsın yetiştiremiyorlar. 22 yıldır dindar bir nesil yetiştireceğiz dediler. Yetiştirdikleri nesil kindar bir nesil oldu. Kime kin duyuyor aslı? Bak dün babasını öldürdü. Anasını öldürdü. Karısını öldürdü. Amcaoğlunu öldürdü. Dayı 7 kişi öldürdü bir adam. Sonra da kendini öldürdü ya. 7 kişi öldürdü. Bak beyefendi az önce söyledi. Ordu da lisenin adını vermeyeceğim. 16 yaşında bir çocuk bıçaklanarak öldürdü. Allah rahmet eylesin okul dışından gelen birisi bıçaklayarak öldürdü. Öldürdü. Her gün ülkede kadınlarımız, çocuklarımız öldürülüyor. Bu Milli Eğitim Bakanı insan olsa şunu demez mi? Kim yetiştirdi bu çocukları? 22 yıldır iktidarda kim ya? Kim 15 defa bu müfredatı değiştirerek Recep Tayyip Erdoğan diyor ki marif mevzuatı, mevzuatı diyor destekliyorum. Neyini destekliyorsun ya? Sen hepsini destekledin zaten Recep Tayyip Erdoğan olarak. Desteklemediğin ne var ya? Bu ülkeyi 22 yıldır kim yönetiyor aslında? Bu çocukları kim yetiştir diye. 19 yaşında iki tane kız çocuğunun kafası kesildi. Beyefendinin biraz önce söylediği o Ebu Bekir denen ahlaksız adam dedi ki bunlar dedi İslam ahlakı üzerine yaşamadıkları için öldürüldü dedi. Sordum tekrar soruyorum. Milli Eğitim Bakanı o Ebu Bekir denen soytarıya soruyorum. İki yaşındaki sıla bebek İslam ahlakına uymadığı için mi 4 kişi tarafından tecavüz edilerek öldürüldü. 2 yaşındaki Sıla bebek. Bebek ölümü, çocuk ölümü nedir? Bunların vicdanları bilmez, anlamaz bunlar. Ben bir bebeğimi bir günlükken kaybettim. Çocuk kaybetmek, evlat kaybetmek, o acıyı yaşamak Allah kimseye göstermesin. Sıla bebek iki yaşında 4 kişi tarafından tecavüz ederek. 9 aylık bir bebek, erkek çocuğu Hı hı. Tecavüz edilerek öldürüldü. Narin bebek İslam ahlakı üzerine yaşamadığı için mi öldürüldü? Kur'an kursundan geliyor diye. Kur'an kursundan geliyor diye. Dolayısıyla 6 yaşında çocuğun evlenmesine müsaade edip de şeyhin talimatıyla müridüne 26 yaşındaki müridine evlendirenler İslam ahlakı üzerine mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunlara ne dedin ya? Ne dedin de şimdi döndün de kreşte Belediyelerin kreşleriyle uğraşıyorsun. Ya teşekkür etmeleri gerekirken, plaket vermeleri gerekirken, Allah razı olsun demeleri gerekirken, bu çocukları annelerini muhtaçtan kurtardınız. Yani bir kreş ne demek şu an? Ya? Aylık şu an 20 bin liradan aşağı kreş mi var özel kreş? 15 bin liradan aşağı kreş mi var ya özel kreş ya? Nasıl verecek bu anneler, çocuklar, babalar, aileler? Ev kirasını ödeyemiyor bu insanlar ya. Ev kirasını ödeyemiyor ya. Çocuğuna Bak işte bodur oldu diyor değil mi? Bodurluğun en yüksek olduğu Türk gençler oldu değil mi? Türk çocuklar oldu diyorsunuz değil mi? kısalı başladı. Evet. Niye? Bodurlaşma da buna da boy evet. bodurlaşma. Bodurlaştı değil mi çocuklar diyoruz. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki herkes üç çocuk yapsın. Ya Recep abi neyle yapacaklar ya? Yaptıklar anladım da neyle bakacaklar? 5 çocuk yapmıştı İzmir'deki aile. 1 2 3 4 5 yaşında. Beşi de yanarak öldü Recep abi. Evet. Hiç vicdanın sızladı mı Recep abi? Hiç insan olarak dedin mi ki torunlara bakarken bu beş çocuğa aileye ben üç çocuk beş çocuk yapın dedim ama bunlar çocuklarını bakamadı yanarak öldü diye ne yaptın Recep abi ya? Ne dedin Recep abi? Doğurun demek kazanın demek büyütün demek kolay da büyütebildiler mi? Kime sahip çıktın Recep abi ya? Hangi çocuğa sahip çıktın? Gençler ülkeyi terk ediyor ya. Bakın hep deminden işte PKK, Kürt, şu, bu falan diyoruz değil mi? Terör bitsin. Şu an Güneydoğu'da çocuklar açlıktan evden çıkamıyorlar ya. Aynen Ordu'da olduğu gibi. Ordu'nun akkuşunda şu an birçok köylerinde değil mi? Yollar kapandı. Beni bugün Kusköy'den aradılar mesela. Seni de aramışlardır. Birçok köyden insanlar aradı. Evden çıkamıyoruz. Cenazeye gidemiyoruz evet, hastası diyorlar. Hastası var götüremiyor. Hastası var götüremiyor. Şimdi sen evet. devlet olarak bu adamlara ne yaptın da? Çıkıyorsun da şimdi 3 çocuk 5 çocuk diyorsun. Ve üstelik de o yapılan 3 çocuk 5 çocuğa destek olan Ekrem İmamoğlu'na, destek olan Mansur Yavaş'a dediği gibi İzmir'e, Adana'ya, Mersin'e zulmedercesine Birkaç belge gönderiyor. Ve tekrar şunu şunun üzerine basarak söylüyorum, Hı -hı. bitiriyorum. Kreş diye yazı gönderiyorsun Yusuf Tekin ve aklımızla oynuyorsun Yusuf Tekin. Diyorsun ki ben anaokulu dedim diyorsun. Bu CHP de diyor anaokullarının diyor kapatılması için anayasa mahkemesine gitti. Anaokulları kapatılması için gitmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Belediyelere o gün anaokulu diye Sınıf açacakları için Cumhuriyet Halk Partisi haklı olarak dedi ki eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Abi. Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı yapmalıdır. Siz belediye olarak ne eğitimi vereceksiniz? Böyle bir anayasada hüküm yok. Anayasada yazılı hüküm açık ve nettir. Milli eğitime bağlıdır eğitim dedi. Şimdi çıktı kreş üzerinden savunurken bile zavallılaşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iptal ettirdiği yasa farklı. Şimdiki çıkardıkları hı hı. çıkarmak istedikleri zulüm genelgesi farklı. Bundan dolayı da bir prim yapmaya çalışıyorlar. Tekrar söyleyeyim nedeni ne? Vallahi de nedeni ekonomiyi unutturmak. Vallahi de nedeni adaletsizliklerini unutturmak. Vallahi de nedeni hapse attıkları insanlara susturmak, unutturmak. Tek dertleri gündemi değiştirmek. Gündemi değiştirerek, farklı şeylerle bizi konuşturarak, zaman geçirerek biz 12.500 lira alan emekliyi 35 yıl çalışıp 21 bin lira alan polisi, 35 bin 35 yıl çalışıp da karayollarından köy hizmetlerinden emekli olan mühendisi konuşmayalım istiyorlar. 3600 o polise çıkmayan yasayı, seyyanen me emekli memurun alamadığı parayı gariban hı hı. işçiyi konuşmayalım Peki. istiyorlar. Dertleri bu. Asgari ücreti konuşmayalım istiyorlar. Dertleri bu. Hı hı. Ama dediğim gibi yapmak istedikleri tek şey gündemi değiştirmek muhalefeti başka alanlara çekmek kreş üzerinden de şimdi hadsizce bir uygulamayla güya e, Cumhuriyet Halk Partisine zarar verdiklerini düşünüyorlar ama esas zararı millete ve beyefendinin dediği gibi esas zararı annelere ve çocuklara veriyorlar. Peki. Aslında benim kayyum atamalarında garibime giden şey şu. Sayın Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partililer her kayyum atandığında sevinç çığlıkları atıyorlar. Biraz önce Sayın Ekrem İmamoğlu'na bağıran o AKP'li gibi hı hı. bütün belediye başkanlarını terörist ilan ediyorlar, değil mi? Ve kayyum haklıdır diyorlar. Ama aynı Bahçeli Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanıyor. Kayyum atanan adamına da Ahmet Türk o diyor ki Ahmet Ağa, aga adam gibi adamdır. Ahmet Aga'nın aşı da çorbası da yenilir diyor değil mi? Şimdi ben merak ediyorum. Kayyum atanan adam Tunceli Belediye Başkanı olursa terörist, Esenyurt Belediye Başkanı olursa terörist, Ovacık Belediye Başkanı olursa terörist, Batman Belediye Başkanı olursa terörist ama Mardin Belediye Başkanı olunca Ahmet Aga oluyor. Bu nasıl oluyor ya? Yani Mardin Belediyesi'ne yanlışlıkla mı kayyum atadılar? Yani bu kayyum atayan İçişleri Bakanı, Adalet Bakanlığı, Ahmet Aga'yı görmüyor mu ya? Ahmet Aga'nın Aga olduğunun farkında değil mi bunlar? Niye bu adama kayyum atadılar? Veya bu adam niye terörist olmuyor? Bunu teröristlikten muaf tutan ne? Dolayısıyla bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğunun en önemli göstergesi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanına kayyum atandığında diğer kayyumlara terörist diyerek Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türkü Ahmet Aga yapıldığında demek ki bu kayyumların bile adaleti yok. Hukuksuzluk var. Bu kayyumlarda çifte standart var. Onun için kayyum atamaları ile ilgili söylenecek şey şudur. Baştan beri de söylüyoruz. Altılı masanın kayyum atamalarla ilgili hatırlıyorsun. ...ortak programında evet. ne yazılmıştı? Mahkeme kararı kesinleşmeden, yani yargıtay süreci tamamlanmadan... ...istinaf ve yargıtay süreci tamamlanmadan kayyum atanmayacak denilmişti. Şimdi aynı noktadayım ben de. Kayyum atayacaksanız eğer, kişi yerel mahkemede ceza aldıktan sonra istinaf... ...istinaftan sonra da yargıtay süreci varsa... Yargıtay sürecinden sonra kayyum atamalısınız. Veya kayyum atadıysanız, demokratik bir ülkeyseniz ki değiliz, belediye meclis üyeleri arasından bir belediye başkanı seçilmesine müsaade etmelisiniz. Şimdi bizim işimize geldiğinde terörist diyeceğiz, işimize geldiğinde de Ahmet Aga diyeceğiz. Böyle kayyum savunmacılığı olmaz. Ben Ovacık Belediye Başkanı, Mustafa Sarıgül'ü iki ay, 3 ay önceydi öyle zannediyorum. Hanımımla beraber Tunceli'ye gidip Uvacık ziyaretinde tanıma imkanı buldum. Misafiri oldum. Sağ olsun gün boyu bana eşlik etti. Muzur Dede Türbesi'nden, Muzur Çayı'nın ziyaretine varıncaya kadar. Oradaki e, esnafından kahvesine, restorantından e, gözleme yapanına, bütün insanlarıyla Orada bir gün sabahtan akşama kadar Mustafa Sarıgül benimleydi. Mustafa Sarıgül belediye binasına girdiğimde muhteşem bir Atatürk e, portresi, her taraf Türk bayrağı. Mustafa Sarıgül'ün her konuşması bir Atatürkçülük, Türk milliyetçiliği, vatanseverlik kokuyordu. Sordum Mustafa Sarıgül'e sen ne diye bu cezayı aldın? 2012 yılında bir PKK'lı terörist öldüğünde, öldürüldüğünde gerilim ortamı doğuyor. Ortalık karışacak. Polis asker intikal etse, kavgalar büyüyecek. Mülki amir kendisine diyor ki, belediye başkanı olarak evet. Bu milleti bir sakinleştirin. Kısaca cenazeye kısaca. siz de katılın diyor. Katılıyor cenazeye, hiçbir şey yok. 2022 yılında sen bu cenazeye katıldın diye dava açılıyor ve ceza veriliyor. Bölücü PKK'lı diye kayyum atanıyor. Bu arada Mustafa Sarıgül CHP belediye başkanı. Karşısındaki kazandığı rakibi kim? Demli Belediye Başkanı. Evet. Yani Mustafa Sarıgül PKK'lı dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçiliyor. HDP de karşısında ya da DEM karşısına aday çıkarıyor. Dolayısıyla burada niyet belli. Hı hı. AKP Son bir iki cümle alayım Cemal AKP Bey. iktidarı bir sarı öküzü alıyor aslında şu anda. Sarı öküzü alıyor ki yarınlarda başka yerlere kayyum atarsam tepki ne olur diye toplumun tepkisini ölçüyor. Ve bir de baştan söyledim Allah korusun kardeş kavgası çıkarmanın yolunu arıyor ki beyefendinin baştan söylediği gibi ölene kadar nasıl cumhurbaşkanı kalabilirim diye toplumda bir infial bir kardeş kavgası yaratmaya çalışıyor. Ben son söz olarak bütün Türkiye Cumhuriyeti yaşayan her ferdine sesleniyorum. Ben 12 Eylül öncesinde 14 yaşında bir sağ sol kavgasının 3,5 yıl hapiste yatanıyım. Arkadaşlarımız öldüler. Allah ölenlerin tamamını sağdan soldan rahmet eylesin. O kardeş kavgası bu ülkeye büyük bedeller ödetti. Aman bir daha oyuna gelip bir kardeş kavgası yaşamayalım. Bu iktidara karşı Uyanık olalım, biri olalım, iri olalım, diri olalım. Bu sözler Recep Tayyip Erdoğan'a ait değildir. Hacı Bektaşi Veli'ye aittir. Ruhu şad olsun diyelim. Peki.